Merhabalar. Birazcık sallanabilirsiniz şu an. Çünkü yatağın üzerine koydum tripodu. Evet. Ya günaydın, iyi akşamlar, iyi günler ya. Nasılsınız? Böldürünce ortada mıyım? Allah'ım. Ay, sinekliğimde bir şey yürüyor. Normalde böyle durumlarda ağlıyorum, o yüzden şu anki sükunetime bence bravo diyebiliriz. Neyse, evet. Bugünkü konumuz ne biliyor musunuz? Bugünkü video fikri yine çok orijinal bir anda geldi, esti bana. Ya şöyle bir şey oldu, şimdi 3 hafta evdeyiz ya. Ondan sonra ben de işte birazcık odamı falan düzenliyordum. Ondan sonra ne buldum dersiniz? Bir tane kutu. Normalde şöyle, ben bunu ilk bulduğumda kapalıydı ama ondan sonra ben bu neymiş ya deyip bunu böyle açtıktan sonra kapatamadım tekrar. Ondan sonra şunu hatırladım, bu benim böyle anı kutum tarzı bir şey. Yani ben buna bayağıdır hiçbir şey koymuyorum. Zamanında bunu sürekli dolduruyordum. Videoda bakayım bunların içine. Hani bir şey böyle görürsem falan direkt ilk tepkimi orada vereyim. Eğlenceli olur diye düşündüm. Bunu böyle teker teker başlayacağım. Öncelikle elime şöyle bir şey geldi. Bu Sheraton Otel'in resepsiyon değil. Neydi bunun adı ya? Vestiyer. Vestiyer resepsiyon ne ya? Siz de iyice saçmaladınız. Bir şey söyleyeceğim. Eğer yanlış hatırlamıyorsam bu 12. sınıf mezuniyet balosundan kalma. Ben bunu geri vermemiştim. Bizim okul balosu Sheraton'daydı. Hatta bunu da şuradan anlıyorum. Burada bir tane zarf görüyorum şu anda. Aa, Atay'la gitmiştik. Atay benim bayağı yakın bir arkadaşım. Aa, o Atay'ın ciddiyeti. Wow. Evet. Oha, nasıl yani ya? Şey var. Yurt dışı çıkış pulu. Bak bunu koymuşum mesela. Büyük ihtimalle bunu nereye koyacağımı bilmediğim için direkt bunun içine atmışım zamanında. 2020 Ocak'ta işte Amsterdam'a gittiğimizde insan hayatında bir kere yurt dışına çıkınca biraz abartıyor bu durumu. Yurt dışı çıkış pulunu bile saklıyorsun işte. Yapacak bir şey yok. Ya kazı kazan 20 lira kazanmışım. Bu arada şöyle bir şey var. Ben kazı kazan aşırı seviyorum. Yani ama böyle hani gerçekten aşırı seviyorum. Kazı kazanı artık o kadar hani mesela o kadar oynuyordum ki bir ara. Ben mesela böyle sürekli bu normalde 1 liraydı. Şu an 2 lira yapmışlar gerçi. Ama ben böyle mesela ne bileyim 5 lira falan verip işte böyle 15 tane falan oynuyordum. Çünkü sürekli 1 lira 2 lira falan filan çıkıyordu. Yani o çok farklı bir keyif. Böyle çok farklı bir heyecan. Yani onu şu an tam anlatamam yani. Anlatsam da anlamazsınız zaten. Sadece gerçek kız kazan bağımlıları anlar. Bir şey söyleyeceğim. Hatırlıyorum bunu. Dolmuşlardaki şeyler var ya. Oluyor ya, parayı verdiğiniz insan oluyor. Onun yerine oturmuştuk böyle. Gerçekten. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Böyle şeyleri neden yapıyorduk biliyor musunuz? Çünkü o zamanlarda arkadaşlar ortaokuldayken yapacak bir şey yoktu. AVM'ye gidip takılıyordunuz. Anladınız mı? Yani hani gerçekten. O zamanlar mesela bir YouTube kanalı başlatsaymışım belki de şimdiye olmuştuk yani. Tel takıyorum. Görüyor musunuz tel taktığımı? Şşt! Alo! Neyse netlemiyor. Sonuç olarak tel takıyorum orada. Evet, buna bakıyorum. Pınar Oymani. Aa! Aa! Bir şey söyleyeceğim. Bu ne biliyor musunuz? Şimdi TED'de şöyle bir şey vardı. Lisede yani. Mesela bir kurum yararına örnek veriyorum. Bu fortune cookie'ler var ya, fal kurabiyeleri. Onlardan dağıtıyorlardı ve sen bunu şey yapabiliyordun. Hani istediğin sınıftaki istediğin bir insana not yazıp gönderebiliyordun. Ve bunu mesela illa kendi isminle yapmak zorunda değildin yani. Anonim de gönderebiliyordun. Örnek veriyorum, sen böyle sınıftasın. Allah'ım ne kadar rezil muhabbetler. Bir hafta 10 gün falan geçtikten sonra geliyordu bu şeyler. O zaman sahiplerine ulaşıyordu. Mesela bir anda işte sınıfa böyle kapıyı tıklatıyorlar. Diyorlar ki işte hocam böyle böyle teslim etmemiz gereken kurabiyeler falan filan. Orada işte isim söylüyorlar. Sana onu veriyorlar falan. Gerçekten ne gerek varmış böyle şeylere düşününce. Ya 9. sınıfta Yiğitcan göndermiş bana. Yine sınıfta da bir tane arkadaşım gönderdi. Bana bu arada hep arkadaşlarım gönderiyorlar. 12. sınıfta gelmiş, 11'de gelmiş, 9'da gelmiş. Şurada bir tane gördüm, 10. sınıfta da gelmiş. Ha burada da bana böyle Pınar Oymaner, Ono, mutlu yıllar, bu sepet kadar tatlı ve mutlu bir yıl dileğiyle diye şey göndermişti hatırlıyorum. Hem kurabiye hem kek vardı. Yani sağ olsun. Aa çok enteresan, garip oldum şu an. Bunları o kadar uzun zamandır hani görmüyordum ki böyle bir şeyin olabileceğini. Ya bu şey, kitap ayracı. Zeynep almıştı bana. Zeynep Gürba, salak Zeynep, yıllardır görüşmüyoruz. Şaka yapıyorum. Daha bir iki önce görüştük ama olsun yani. Bu ne? Bu ne? Kep giyme töreni davetiyesi. Lise mezuniyeti. 20 Haziran 2017. Bir şey söyleyeceğim. Çok enteresan değil mi? Belki de bundan bir ay sonra falan yani yaklaşık o zamanlarda üniversite kep giyme törenim olacak. Ve şu an bunu buluyorum yani. Aradan 4 yıl geçmiş. Ne alaka? Aa, çok kötü oldum. Gerçekten çok tadım kaçtı şu an. Canım sıkıldı. Neyse. Bu ne? Şey, çok güzel kokuyor da. Ay. Bir şey söyleyeceğim. Şu an ilkokul mezuniyet fotoğrafımı buldum. Şu an belki bunu buradaki insanların hepsine atabilirim diyeceğim de bir şey söyleyeceğim. Şu an burada davalı falan olduğum 4 kişi var galiba.
Yok be, o kadar insan yok da yani. Mesela iki kişi var asla ve asla muhabbetim olmayan. İkisi de kız bu arada. Bir şey söyleyeceğim. Bir tane İngilizce projesi yaptık biz, tamam mı? Ama bu şeyde yani lise kaçtı ya? Lise 3 ya da lise 2. Tamam, lise 1 bile olabilir bu arada. Lise 1 değildi sanki ya. Lise 1 miydi? Lise 2 miydi? Sanki lise 2 idi yanlış hatırlamıyorsam. Bir tane senaryo yazıp onun filmini çekecektik. Bu filmi gerçekten keşke bulsam da size izletsem. Ama bu filmin yani nerede olduğu hakkında en ufak bir fikrim yok. Bu ne? Yine bir zarf çıktı. Erkeşko. Biz Erke'yle bayağı yakınız. İşte 9 yıllık falan arkadaşım olabilir. Ya rakı içiyoruz. Bu ne? Benim bugün kafam çok iyiydi. Hatırlıyorum bugünü. Bu zaten 100 tane aynı günden fotoğraf var. Ya bu Umumi. Of. Umumi ya. Umumi diye bir gece kulübü var Ankara'da. Yıllardır kapalı ama bu oradandı. Yine Umumi. Burası da Umumi. Erke'yi de görseniz hayatta demezsiniz böyle şeyler yapacak bir insan diye. Yani hani hiç öyle bir havası yok. Ama işte kendi sevdiği insanlara çok farklı. Bir tane kalem var. Bir şey söyleyeyim mi? Ben o kadar fazla insanlardan kalem alıyorum ki benim şu an kendim kullandığım kalem bile yaklaşık hani 1,5 yıl önce falan işte okullar kapanmadan önce birinden çöktüğüm bir kalem. Renkli kalemlerim de öyle. Benim kendim olup kullandığım hiçbir kalem yok, tamam mı? Ve bu kalemde normalde bakın görüyorsunuz grip miydi bunlar neydi? Faber'in gripleri galiba. Bunu böyle almışım. Kimin bilmiyorum. Ama yani vermemişim, anladınız mı? Ne yapabilirim ki yani? Vermemişim kalemi. Neyse dursun burada anı. Bir tane kız vardı. Bakın bir tane kız vardı. Ben bundan üniversite 2'de mi ne bir tane kalem almışım, tamam mı? Üniversite 2'nin birinde mi ne bir şeydi bir tane kalem almışım. Hatta bu aynı bu griplerin mavisi miydi neydi? Ama unutmuşum yani. Ben kalemi kullandığımdan bile haberdar değilim. Böyle mesaj falan attı. İşte Pınar o kalemi geri alabilir miyim falan diye. Ulan kalem ya. Ondan sonra ben böyle yaz bitti falan artık okul açılacak. Bak sana yemin ediyorum 3. sınıfın ilk günü mü ne? Çok samimi söylüyorum bunu. O gün aklımdaki tek şey ben herhangi bir derste bu kıza karşılaşırsam ki çok büyük bir karşılaşacağım. Çünkü aynı bölümdeyiz ve hani bütün derslerin bölüm dersi 3. sınıfta neredeyse. Ve hani ben diyorum ki ben bu kıza ne diyeceğim? Kalemini bulamadım falan. Neyse ondan sonra ben o akşam eve gittim. Karşılaştık da bu arada bana tekrar sordu kalemini. O akşam eve gittim. Her yeri dağıttım. Ama böyle odamdaki her yeri dağıttım. Ondan sonra o kalemi buldum. Ertesi gün kıza geri verdim. Bir daha da konuşmadık zaten kızla. Ya konuşmadık ama kalemini aldın. Unutmuşsun kalemini aldığın için. Evet of. Burada ne var biliyor musunuz? Bakın 13. Genç Akademi. Bu ne biliyor musunuz? Benim o Bilkent videosuna çok eleştirdiğim okul kulüpleri vardı ya. Ben bunların bir tanesinin içinde yaklaşık 1,5 yıl falan bulundum. Özellikle üniversite senemin ilk yılını neredeyse hani tamamen buna adamıştım. Bir tane etkinliği vardı bunun. Bayağı da böyle 1000 kişilik falan bir etkinlikti bu arada. Hani aylarca uğraşıyorsunuz zaten. İşte insanlar geliyor, konuşmalar yapıyorlar. Farklı şirketlerden hediyeler veriliyor bilmem ne falan filan. Bayağı da böyle 2 günlük güzel bir etkinlikti. Ben de orada sunucuydum. Bu da onun böyle asıyorsun buraya falan işte yaka kartı. Yaka kartı demeyeyim de işte anladınız. Aa, bak bakın mesela. Bak bu kurumlara bağış yapılıyor dediğim bu. Mesela Otizm Derneği'ne yapmışlar bu kurabiyeleri falan göndererek. Kime? Pınar Oymaner ama anonim. Yani siz bilmiyorsunuz asla kimin gönderdiğini. Baha da 10. sınıftayken göndermiş. Bakıyorum başka. Bir şey söyleyeceğim. Böyle bir zarf var. Bir abladan bir kardeşe, dünyanın en güzel ablasının en güzel kardeşine. Ne? Şu an bunu okuyacağım ama ihtimalle sesli okursam duygulanabilirim. Sevgili güzel kardeşim falan okuyormuşum. Tamam okuyayım bir. Ya 2010 yılında yazmış bunu. 11 yaşındayım yani, anladınız mı? Şu an inanılır gibi değil ya. Bu nasıl? Gerçekten şaka gibi. Ay bir şey söyleyeceğim. Bu ne biliyor musunuz? Durun çocuğun ismini kapatalım. Christian diye bir tane çocuk var, tamam mı? Bize 11. sınıfta mı 12. sınıfta mı ne değişim öğrencisi olarak gelmiş. Dur bir dakika. 11'de değil galiba. Ha 2015-2016 yazıyor. Biz böyle aşırı iyi anlaşıyorduk onunla. Çocuk böyle gelmişti birkaç ay kalmıştı değişim öğrencisi olarak falan. Bakıyorum başka ne var? Başka ne var? Bir şey söyleyeceğim. Bakın o anlattım ya size kurabiyelere işte anonim gönderebiliyordunuz falan filan diye. Bakın bunların en üstü ne benim için biliyor musunuz? 12. sınıfta insanlar birbirine gül gönderiyordu, tamam mı? Yine böyle bir olay vardı işte bağış içindir bilmem nedir falan filan böyle bir olay vardı. Bana da bir tane gül gelmişti. Kimden? Anonim. Kime? Pınar Oymaner 12R. Ve bunun içinde de şöyle bir not var. Öyle uzaktan seviyorum seni diye bir şiir var ya. Bunun içinde de bu var. Ama bakın bu bana geldi ve ben böyle hani ve Bursa'da şeyim yani hani
12. sınıfta hayatımda o kadar biri yok ki. Anladınız mı doğru düzgün yani hani. Bunu kimin yapmış olabileceği konusunda en ufak bir fikrim yok. Ben bunu bütün yakın arkadaşlarıma sordum. İşte mesela hani belki dedim bir ihtimal yapabileceğini düşündüğüm insanların arkadaşına sordum. Hiçbir şey çıkmadı. Ben hala bana bu gülü, bu notu kim gönderdi hala daha bilmiyorum. Otel kartı çıkmasa şaşırdık mı? Ben hiç şaşırmadım çünkü böyle hastalıklı şeyler yapıyordum ortaokuldayken falan filan. Delta diye bir otel var Bodrum'da, Yalıkavak'ta. Bayağı da güzel bir otel bu arada, haberiniz olsun. Onun oda kartını almışım. Bakıyorum ya, yaz kupası 27 Temmuz 2 Ağustos 2010, 2009 10 yaş bayanlar. Şuna bakar mısınız? Tenis oynuyordum ben, öf ne tenis oynuyordum var ya, kaç yıl, en az 4-5 yıl falan aralıksız böyle hani deli gibi antrenman yapıp tenis oynuyordum gerçekten. Pınar, üzerinde Pınar yazılı bir şey var bakın. Netle! Netlesene! Bu benim çocukluk saatim. Küçük şavuk. O kadar çok seviyordum ki bu saati. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey daha buldum. Bunu da anlatayım. Ne olur bunu da anlatayım. Bakın burada bir manat var, tamam mı? Bu bir manatın hikayesi ne biliyor musunuz? Bu da hatta şu kartı gösterdim ya. Biz bu otele bayağı böyle yıllar... Neyse ondan sonra orada sürekli bileyle tanışıyorduk. İşte böyle yabancı veya Türk falan bileyle tanışıyorduk. Ama tabii o zamanlar hani ortaokuldayken falan. Mesela benim İngilizcem yine iyi ama hani sonuçta şu an olduğu gibi böyle bile direkt iletişim kurup onunla muhabbet edip mesela Türkçe nasıl muhabbet ediyorsa İngilizce de öyle muhabbet edebilecekmişim gibi değil. Yani tabii ki o zamanlar daha böyle temel seviyede. Neyse orada bir tane çocuk var, tamam mı? Thomas diye. Adını böyle adını çok o kadar hatırlıyorum ki. Thomas hatta bir şey, Thomas bir şey. Neyse biz IBK ile bu çocuğa aşık olmuştuk, tamam mı? Ama böyle hani aşk dediğim yani 6. sınıftasın ve bu çocuk da Fransız'da. Yani ve çocuk mesela görebileceğiniz en böyle Abel çocuklardan bir tanesiydi yani. Bu arada Abel dememin sebebi de şu yani aslında küçüğüz, anladınız mı? Hani zaten çocuk ne kadar akıllı olabilir ki maksimum yani. Ya da mesela ne kadar böyle aklı selim davranıyor olabilir ki o sırada. Çocuk yani, o da çocuk, anladınız mı? Biz de çocuğuz, o da çocuk yani. Neyse ondan sonra biz bu çocuğa aşık olmuştuk falan, tamam mı? İşte böyle bu çocuk nereye giderse oraya takip ediyorduk. İşte çocuk mesela alkolsüz meyve kokteyli alıyor. İşte biz alkolsüz meyve kokteyli alıyoruz falan. Ama böyle hani asla en ufak bir şekilde iletişimimiz yok. Çünkü konuşamıyoruz çocukla. Bu arada büyük ihtimalle çocuk da İngilizce bilmiyordu. Büyük ihtimalle onun da konudan çok haberi falan filan yoktu yani. En sonunda işte bir gün hatırlıyorum ben ne oldu. Biz böyle bir yarım yamalak İngilizce konuşup anlaşmaya mı çalıştık? Bir şeyler oldu ama böyle anlaşamadık. O mevzu öyle kaldı. Hatta ondan sonra çocuk gitti. Yani çocuk işte otelden gitti yani. Bu arada o muhabbeti bilirsiniz yani. Mesela otelde tanıştığınız biri eğer sizden önce gidiyorsa o böyle çok hüzünlü bir sahnedir böyle. O kadar buruktur ki hani resepsiyonun olduğu yere gidersin işte oradan çıkış işlemleri falan filan yapılır. Ve mesela siz böyle bakarsınız sadece ve hani o sırada böyle o kadar elinizde değildir ki hiçbir şey var. Yani o kadar çocuksunuz ki ve o kadar saçma ki. Hatta ben hatırlıyorum Aybüke 2 gün falan ağlamıştı o çocuk gitti diye. Aaa çok komik. Neyse manatın hikayesine gelecek olursak, manat nerede? Evet, bunun hikayesi de şu. Biz Thomas'la tanıştığımız dönemlerde işte o ondan 1-2 gün sonra falan Azeri bir kıza tanışmıştık. Ve o da bize anı olarak manat vermişti. Biz bu Azeri kıza hatta Thomas'ı falan filan almıştık ama bu işte o bizden 2 yaş falan filan büyüktü ve mesela bize şey diyordu yani hani ya işte çocuk değil mi o falan filan diyordu, hani neyini beğendiniz falan filan diyordu ama yani biz de çocuğuz aslında, anladınız mı hani. O yüzden çok önemli değildi yani o sırada. Neyse böyle bu anı kutusu da bu şekildeydi. Odamı düzenlemek isterken daha çok dağıtmış oldum. Tebrik ediyorum kendimi bu yüzden. Bu karantina döneminde yine düzenli bir şekilde görüşeceğiz diye düşünüyorum. Umut ediyorum ki öyle olur. Sınavlardan ve projelerden umarım tekrar aşırı demotive olmam ve video çekmeyi ertelemem. Güzel günler göreceğiz diye hissediyorum. Ben de bunu öyle inanmak istiyorum. Sizi çok öpüyorum. Bay bay.